Ay bismillahirrahmanirrahim. Feriha. Feriha haydi kalk anneciğim şu ilacı içiver. Haydi bebeğim. Kaldır başını. Kaldır. Ay ilaçsızım. Ay olmaz annem, olmaz. Ateşim var yavrum, ilaçsız olmaz. Örtünme böyle, havale geçireceksin. Örtünme. Haydi anneciğim ne olur. Hay Allah'ım, yukarıda da eşim var. Ben hasta desem acaba herhalde bir izin verir canım. Olmazsa şu sağlık ocağına gidelim seninle Feriha. Hey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bak bir gece yattın orada, gördün başına neler geldi. Yerde mi yatırdılar, penceremi açtılar, ne yaptılar? Bir daha yok Feriha, bu son ha. Bilesin bu son. Ben değilim ki. Feriha sen başkasın. Feriha. Sen başkasın. Ben değilim ki. Bambaşkasın. Kimsin sen ya? Kimsin Feriha? Ben değilim ki. Feriha ne oldu annem? Neyin var be kızım? Hastayım anne ondan. Bak ne anlatacağım sana. Şimdi benim zamanımda kızlar anneleriyle konuşamazdı. Gerçi anneler de kızlarıyla konuşamazdı ya. Yani kimse kimseye derdini anlatamazdı. Anladın mı? Fakat ben şimdi düşünüyorum da aslında ne kadar gerekliymiş konuşmak. Ya yani birimiz konuşabilseydik o zamanlar belki herkes arkasından anlatacaktı derdini. Eteğindeki taşları dökecekti. Ama yapamadık tabii. El kadar kızlar el kızı olup gittik. Eteğimizde koca koca taşlar. El kadar el kızı. Ne? Öyle ya. Bir kapıdan çocuk çıktım, öbür kapıdan gelin girdim ben. Çocukluk bir gecede bitmiyor ki. Sağ olsun babanız büyüttü beni. Sevdin mi onu? Ne bileyim, sevdim mi, sevmedim mi? Yani şimdi bile televizyonda filmlere falan bakıyorum da herhalde sevmek buymuş diyorum. Öyle biz uzun uzun bakışamadık. Yani dört duvar arasında ekmek derdinde ne kadarsa o kadar oldu. Böyle. Oy yavrum. Güzel kızım Feriha. Sen o hastanedeki oğlanı çok mu seviyorsun anneciğim? Adını kağıtlara kralayacak kadar çok mu seviyorsun? O yüzden yüzünde gözünde fark kalmadı böyle.